Evet, televizyon gazetesine devam ediyoruz. Erdoğan Teziç hocamız geldi. Hocam ben size araba gönderecektim. Siz yok gelirim ben dediniz. Ne oldu? Şişhaneden yukarıya yokuş yukarı. Değil mi? Ne yapalım bir dahaki sefere öyle yapalım. Evet. Olur mu? Sizi ben de o zaman hap gibi konuşayım. Değil mi? Komprime derler ya. Hocam, ben hemen gireyim istiyorsanız. Hemen şu soruyla girelim hemen. Sonra kesmeyeceğim. Evet. Siz bize bir hukuk dersi verin. Estağfurullah. İç tüzük yasalar uygundur meclise türbanlı milletvekillerinin girmesi için diyor. Bu işin hukuki yanı nedir? Bize bir anlatın. Şimdi sorunu çok yönleriyle ele alındı. Serbestlik olsun, bu iş açılmalı, bu konu geçilmeli, artık yeter dediler. Mutabakat da var dediler. Şimdi güzel de bir de bugüne değin kurallar Anayasa Mahkemesi, İdare Mahkemesi, Danıştay daha doğrusu ve Yargıtay'ın kararları var. Bu kararlar hala mevcut. Biliyorsunuz en sondan başlayayım. Anayasa Mahkemesi kararları 153. maddeye göre yasama, yürütme ve yargı organları kişileri idareyi bağlar diyor. Bu içtihat en son 2008'de bunun gibi gelen içtihatların hepsini 2008'de anayasada türbanı serbest bırakmak için 10. ve 42. maddeler değiştirilmek istendi. Fakat Anayasa Mahkemesi bunu biçimden yola çıkarak Cumhuriyet'in niteliklerinden laiklik ilkesiyle bağdaşmadığını söyleyerek bu düzenlemeyi iptal etti. İptal etti ve bu içtihat yerine. Şimdi içtihatları, Anayasa Mahkemesi kararlarını böyle mutabakatla aşmak, değiştirmek veya bunu yok saymak hukuken mümkün değil. Şu büyük bir tehlike arz ediyor hukuki açıdan. Türban değil konumuz. Hukuki açıdan o zaman bir mutabakat veya fiili durum yaratarak mahkeme kararlarını, hukuku bir kenara bırakmak diye bir kapı açılıyor. Bu çok tehlikeli bir kapı. Şöyle ki yarın öbür gün bir grup, diyelim ki iş adamları, vergiler çok yüksek, biz kendi aramızda hepimiz bir mutabakat hasıl oldu, %1'den fazla vergi alınması iş dünyasını tıkar ve onun için de biz buna uymuyoruz deme cesaretini bulabilirler mi? Ben hukukçu olarak buna değiniyorum. Yoksa türbanla karşı çıkmak çok amiyane bir sözcük kullanıldı demin, ahmaklık gibi. Bu konu ahmaklık filan ötesinde bir hukuk sorunu var burada. Bu hukuk sorununu nasıl aşacağız? Bunun şeyini ne derler? Kapısını bulmamız lazım. Bugün için bu içtihatlar yürürlükte değişmedikçe de hukuken bunu aşma imkanı bana yok gibi geliyor. Demin okuduğum hüküm karşısında. Kesmeyeceğim dedim ama. Buyurun. Yani 4 milletvekili meclise türbanla girsin diye hukuk sorununu aşmamız gerekiyor. Siz bile böyle konuşuyorsunuz. Evet. Niye aşmamız gerekiyor? Şöyle aşmamız. Yani bakın. Eğer anayasal düzeni, cumhuriyetin niteliklerini ortadan kaldıracaksa o hukuk sorununu aşmak değil, o hukuku korumak gerekmiyor mu? Hukuk sorununu aşmak derken hukuku çiğnemek yoluyla açılmaz demek istiyorum. Yani hukuku çiğneyerek siz hukuk yol engelini aşamazsınız. Bugün yapılmak istenen, meclis başkanı defaatle sordu, efendim hiçbir engel yok dedi. Bir mutabakat da hasıl oldu. Onun için bu konuda serbest girebilirler içeriye dedi. Bu hukuku yok saymak anlamına geliyor. Meclis başkanı bir hukukçu. Bugün oturuma katılmıyor. Bu kritik günde oturuma katılıp ortaya çıkacak hukuksal tartışmalara ne cevap verecekti? Onu merak ediyorum. Yok. Başka bir arkadaşı vekalet edecek ama ben onun da yetersiz olduğunu söylemek istemiyorum. Evet. Ama bunu defaatle dile getiren meclis başkanı, tarafsız meclis başkanı tırnak içinde ortada yok. Bugün bu tartışma açıldığı zaman ne cevap verilecek? Bakın diyor ki Haç'tan gelen 4 milletvekili, biz Allah'ın emrini yerine getiriyoruz. Başbakan da öyle diyor hocam. Evet, Tanrı'nın emri. Peki güzel de Allah'ın emri dediğimiz zaman kutsal kitapta, Müslümanların kutsal kitabımızda faiz, kadının miras hakkının yarım olması,
gibi konularda da aynı düşüncedeler. El kesme. El kesme, evet. Değil mi? Talya dediğimiz ceza hukukunda kısasa, kısas dediğimiz. Taşlayarak öldürme. Ha. Sonra vergi, miras, ne? Vergi konusunda demin örnek verdim. Hı hı. Mirasta bu kural var. Vergi kuralında yok da faiz ne yapılacak? Şimdi İngiltere'de helal faiz gibi bir yol açmaya çalışıyorlar. Evet. Böyle çarpıtarak filan siz inanç dünyasının kuralları kutsaldır. Anayasanın 24. maddesi gayet veciz bir ifade kullanıyor. Hocam helal seks şop açıyorlar siz. Ne? Helal seks şop açıyorlar siz. Ne diyorsunuz? Ona girmeyelim. Hayır zaten girmeyeceğiz. Ya. Ama yani şimdi, kitabını uydurma anlamına gelince helal yapıyorlar. Evet, anayasanın 24. maddesinde şu hüküm var. Kimse devletin sosyal, hukuk, ekonomik düzenini dince kutsal sayılan şeylere dayandıramaz. Hususlara dayandıramaz. Ve kutsal şeyleri istismar edemediği gibi kötüye kullanamaz diye bir hüküm var. Bu hüküm laikliğin tanımı değil. Ama kaçıncı madde hocam? 24. madde, evet. Anayasanın din ve vicdan hürriyeti. Burada kastedilen bir açıklamadır. Ne anlama geliyor laiklik? Tanımını vermiyor. Laikliğin tanımı dinamik bir kavramdır laiklik. Çünkü hürriyetle eşitliğin kesiştiği noktadadır laiklik. Onun için burada kastedilen de siz bu düzeni, hukuk düzenini, ekonomi düzenini, sosyal düzeni ancak akla dayalı kanunlarla, inanç dünyasını rahatsız etmeyecek kanunlarla yapabilirsiniz. Yani inanç dünyasından alıp düşünce dünyasına taşıdığınız zaman yasa yapma sürecini her tarafı dinsel bir çerçeveye oturtmaya başlarsınız. Bunun adı da laik devlet olmaz. Onun adı din devleti olmaya başlar. Bu tehlikeleri gördüğü için anayasa yapıcılar, bu 1961 anayasasında da vardır. Beğenmedikleri anayasa 1961 anayasası son derece liberal bir anayasaydı. Darbe anayasası değildi, bakın tekrar ediyorum. Darbe sonrası bir anayasaydı ve bu anayasa son oylamasında askeri yönetimde bulunanlarla Temsilciler Meclisi'nde bulunanların bir araya gelmesiyle oylanıyordu. Sayısal açıdan halk kesiminden doğrudan seçim değildi ama temsilcilerin iradesi ağırlık kazanıyordu. Askerlerin son sözü söyleme hakkı yoktu. 82'de tersi oldu. Evet. Ha. Şimdi bu hükümler, bu kararlar varken efendim serbest girilsin dediğimiz zaman biz hukuk düzeninde büyük bir yara açıyoruz. Korkarım yarın bir gün fiili durumlar yaratılarak yeni bir başa çıkamayacağımız hukuk düzeni ortaya çıkacaktır. Bu şimdi fiili durum olmuyor mu? Bu şimdiki fiili, yaratılan fiili durumdur. Onu demek istiyorum. Hı-hı. Bakın okullarda bir sorunla karşılaşma ihtimali çok yüksek. Bu yer yer kulağımıza geliyor ve velilerden zaman zaman basına da yansıyor. Televizyonlara pek yansıdığı yok ama çocuğumu ben örtülü, türbanlı bir öğretmende ilk okulda okutmak istemem diyor. Evet. Şimdi öğretmen seçme gibi bir süreç başlarsa ne olacak? Öğrenci seçme gibi bir süreç başlarsa ne olacak? Evet. Sonra asıl önemlisi İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin, ona da Avrupa İnsan Hakları değil, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, doğru ifadesi odur. Çünkü Avrupa'ya özgü değil o. İnsan hakları evrenseldir. Onun bir bölge mahkemesidir. Kurallar evrensel. Şimdi yani Ankara Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi gibi. Evet. Bravo. Benden daha iyi. Estağfurullah efendim. Şimdi burada diyor ki, burada şeyin diyor, İslam dininin Türkiye'de kendi sembollerini ve dini dogmalar üzerinde kurulmuş bir toplum kavramı vardır diyor bu Türkiye'de. Bu toplumun tümüne, bu anlayış toplumun tümüne kendini ibram etmeye, empoze etmeye yönelebilir diyor. Yani bir inanç düşüncesi yakın bir gelecekte sayısal olarak çoğalma, bu inanç düşüncesi toplumda giderek bir dayatma biçimine dönüşmeye başlarsa birdenbire ortaya siyasi açıdan bir İslam
toplumu ortaya çıkabilir diyor özet olarak o kararında. Böyle bir tehlike de var diyor. Yani siyasi İslam iktidarı tehlikesi var diyor Türkiye'de. Evet, açıkça bunu söylüyor. Ha, o zaman şunu anlıyoruz hocam. Anayasalar tarihi, devrimler ve karşı devrimler tarihi. Evet. Avrupa'da artık hiçbir şekilde siyasi Hristiyanlığın iktidar şansı yok. Zaten öyle bir sorun yok. Din devleti evet, sorunu yok. Açtılar. Ama İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Türkiye'de bir din devleti sorunu var bu yüzden türban evet. kamuda olamaz diyor. Bu diyor giderek bu türbanı kullananlarla kullanmayanlar arasındaki bir çatışmayı, sürtüşmeyi körükleyeceği gibi ondan sonra da işte o dayatma niye sen örtünmüyorsun'a dönüşebilir. Şimdi deniyor ki hayır efendim öyle şey olur mu? Olur, yüksek... olur hocam. Olur. Cumhurbaşkanı'nın 29 Ekim şeyinde resepsiyonunda türban yasağı yok ama diz üstü etek yasağı var. Buyurun. Yani diz altında olacak etek. Evet, evet. Cumhurbaşkanlığı resepsiyonundaki davette bu. Evet. Bu dayatmadır. Bakın iki konuyu daha söyleyeceğim bugün. Buyurun. Parlamentoya girecek olan milletvekilleri için. Hacca gittik. Ondan sonra örtüneceğiz. Daha evvel niçin örtünmediniz o zaman? Keşke daha evvel örtünseydiniz. Bu sorun o zaman tartışılsaydı. Emri vaki ile geliyor bakın. Girdikleri zaman onları kimse oradan çıkarma gibi fiili bir güç kullanacak hali yok ama şunu hatırlatayım. Anayasanın 81. maddesinde milletvekili andı var. Orada laik cumhuriyete sadık kalacağına namusum ve şerefim üzerine yemin ederim diyor. Ettiler bu yemini. 2008 kararı türbanın laikliğe aykırı bir dini sembol olduğunu vurgulayan karar. Türk Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi. Bu karar duruyor orada. Bu kararı yok sayarak milletvekilinin hareket etmesi düşünülebilir mi? Üstelik andı var. Yemin etmiş. Bir de 129. maddemiz daha var anayasanın birinci fıkrasında. Diyor ki bu 129. madde memurlar ve diğer kamu görevlileri anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. Anayasa derken sadece anayasa kuralları değil, o anayasa kurallarına dayanılarak ortaya çıkan anayasa mahkemesi içtihatları var. Onlar da yürürlüktedir. Yani anayasa sadece kurallardan ibaret değil, içtihatların da ona eklenmesiyle oluşan bir alandır devamlı olarak. Buyurun. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları da anayasa hükmü olarak kabul edilmek durumunda değildir efendim. 2005'te yapılan bir değişiklikle insan hakları ile ilgili milletler arası sözleşmeler ki onun parçası olan içtihatlar da hepsi öncelikle bir hususta uygulan bu konuda öncelikle uygulanacak kurallardır. Yani hani yasal engel yoktu. Ha, ben bunları Cemil Çiçek'e göre. Ben bunları hatırlatayım. Daha ayrıntılara girip o zaman okullara giren türbanlı öğretmenler, diğer türbanlı kamu çalışanları, sakallı şalvarlı iş yerlerine giden hepsi bunun kapsamına girmez mi? Evet. Peki bu anayasa suçu değil mi? Şu sözcüğü de ben milletvekili bugün hanımlara hatırlatmak istiyorum. Kadın arkadaşlara, hukukun üstünlüğüne, hukuk bu. Anayasa. Bugün Türkiye'deki hukuk bu. Bunun üstünlüğüne demokratik, laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarıma bağlı kalacağıma namusum, şerefim üzerine. Namus ve şeref üzerine yemin edilmişse onları güç durumda bırakacak bir tabloya girmeleri kabul edilecek mi? Peki. Kendi kendilerine bu soruyu sormaları önemli. Bizim sormamız değil. Ben sadece bir beyin fırtınası burada yapıyoruz. Hı. Bunu kendi kendilerine sorarak huzur içinde ben türbanın iyi kötü bağlansın bunun üzerinde durmuyorum bakın. Sağ hukuk açısından ortaya çıkan tablonun yarattığı engeli ortaya çıkıyor. Başka bir şey hocam. Buyurun. Şimdi bakın bu türban meselesi hep siyasal İslam siyasetinin bir silahı oldu. Evet. Hep kadınları öne sürdüler. Mağduriyet ve seçim yakını. Evet. Seçim zamanına yakın hep bu ortaya konuyor. Kadınlar üzerinden bir kavga çıkarttılar. Evet. Tabii dini duyguları yüksek milletten de oy topladılar böyle. Evet. Şimdi 4 kadını öne sürüyorlar. Yine türban meselesi. Yalnız okudunuz İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları ve içtihatları dahil.
Anayasa Mahkemesi kararları, anayasa maddeleri ve milletvekili yemini ortadayken, 129. madde. 129. madde ortadayken bu yapılan anayasal bir suç değil midir? Bu anayasayı ihlaldir. Anayasayı ihlal. Bu yargılanmayı gerektirmez mi? Bu hükümet değiştiğinde bu dört kadın arkadaş yargılanırsa anayasayı ihlalden, bunları ileri sürenler ne diyecektir? O zaman şöyle uzatalım biraz daha muhakeme tarzımızı. Bugün için belki parlamentodaki çoğunluğa dayanarak bir işlem yapılması mümkün gözükmüyor. Ancak iktidar değiştikten sonra tıpkı Silivri'deki mahkemelerde olduğu gibi 10 sene, 20 sene evveline dönerek, ki bu konuda mahkeme kararlarını uygulamamanın mürür zamanı yok. Zaman aşımı yok burada. Öyle mi? Tabii her zaman için hukukun ihlalinde zaman aşımı olmaz bu tür olay. Anayasa ihlalinde. Bunların savcının biri dosya hazırlar, mahkemeye sunduğu zaman yeni bir sorunla karşılaşacağız. O mecraya girilmemesi için, bakın ben hukukçu olarak, girilsin de intikam alınsın söyleminden hoşlanmıyorum. Evet. Hiç kimse hoşlanmıyor. Hı hı. Rövanş alma gibi bir tablo yaratılmaması için ileride bu hususa dikkat edilmesini burada ortaya koymaya çalışıyorum. Hocam rövanş değil ama bakın savcılar, hakimler görev yapmak zorunda, hukuku uygulamak zorunda. Hı. Yani bırakın rövanşı bilmem neyi, biz o kafada insanlar değiliz. Günün birinde bir savcı bu dört bayanı ifadeye çağırırsa, mahkemeye çağırırsa, bunların üzerinden siyaset yapmaya kalkan insanlar bir sorumluluk duyacak mı? Ben işin başka tarafına, ben niye kadınları kullanıyorlar onu söylüyorum. Evet, kendileri çıksınlar ortaya, biz bu anayasal düzeni değiştirmek istiyoruz desinler. Hep kadınlar üzerinden çıkıldığı için de hiç kabul edilmeyecek bir cinsiyet ayrımı var. Kadının cinsiyetinin adeta hor görüldüğü, çekinilecek bir şey olduğu yönünde bir zihniyet, bir algı. Ayrıca bir de kadınla cinsel ayrımcılıktır bu türbanla meclise girmek ya da kamuya girmek. Yani bakın ben kadınım demek. Evet, milletvekili kadın arkadaşlarımıza bir çeşit şeydir yani, küçük görme anlamına, o cinsiyeti tehlikeli görme anlamına gelen bir tavır var. Çok yanlış bir şey bu. Onların da eşit yurttaş olarak mevcut hukuk düzenine bugüne kadar uydukları gibi bugün uymamalarını gerektiren ne var sorusunu kendilerine sormaları gerekiyor. Tersinden bakalım. Evet. Hüseyin Çelik diyor ki 1999'da Merve Kavakçı'ya yapılanı yapmaya kalkmayın. Ne meclis 1999'daki meclis, ne konjonktür o konjonktür. Bu ne demek? 1999'da yeterli sayımız yoktu, başa çıkamadık. Ama bugün bizim yeterli sayımız var. Biz bunu hukuk dinlemeden, bakın mahkeme kararları, o zaman da var mahkeme kararları. Evet. Var. 2008'den Anayasa Mahkemesi kararları var bu konuda. 6-7 karar var 70'li yıllarda hatta. Ve Cumhuriyet'in niteliklerini bir kurala bağlanmasına gerek yoktu. İçtihatları vardı bu konuda. İçtihatları 82 kurucuları kural haline dönüştürdüler. Laik, hukuk devleti vesaire gibi. Bunlar hala yürürlükteki içtihatlardır. Kabul edilmiş içtihatlardır. Bu içtihatları değiştirecek yepyeni bir kapıyı nasıl açacaksınız? Mahkeme kararları gene mahkeme kararları da değişir. Siz kuralı, o kararların dayandığı kuralı değiştirirsiniz. Anayasa hükümlerini. Ha ondan sonra gene içtihatlar değişmez. Bakın buraya dikkatinizi çekmek isterim. İçtihat içtihatla değişir. Hukukta işlemdeki paralellik ilkesi deriz. Bir olay ortaya çıkar. Yeni bir olayda Anayasa Mahkemesi içtihadını değiştirirse değiştirir. Değiştirmezse gene mahkemenin içtihadı yasamayı, yürütmeyi, yargıyı, idareyi bağlar. Bakın hukukun bu dokunmuş biçimini aşmak bir çırpıda, hele hele yönetmeliklerle geç, ayın 18'inde, 13'inde veya 8'inde, Ekim'in başında çıkarılan yönetmelikle bu sorunu çözmüş olmak hukukun kabul edeceği bir şey değildir. Hukuk fakültesindeki öğrencilerde şu algı oluşacak. Ya anayasa veyahut içtihatlar yönetmelikle de aşılabiliyor. Böyle bir hukukçu mu yetiştireceğiz biz?
Fakülteler bu konuda ne düşünüyor? Onların bir görüşü sorulsaydı. Bu yönetmelik çıkarılırken siz ne yapıyorsunuz? İçtihatlar var deme yürekliliğini, onurunu hukukçular gösterebilmeliydi. Bu bir taraf olma meselesi değildir. Bu yarın, bugünün iktidarı, yarının muhalefeti olacak olanlara da bir hatırlatma olurdu. Onların da unuttukları bazı şeyleri hatırlatmak akademik çevrelerin de, hukuk çevrelerin de göreviydi. Ben bu sorumluluk duygusuyla bunu burada dile getirmeye çalıştım. Kabul edilir edilmez ayrı mesele ama kabul edilmemenin bir sonucu vardır. Savcının biri çıkar, ben bu konuda bir dosya hazırlıyorum. Anayasa ihlali var burada. Anayasayı çiğneme olgusu var. Çünkü biliyorsunuz mahkeme kararlarını uygulamamak ceza kanunumuzda yaptırıma bağlanmıştır. Suçtur. Onun için hiç ummadığımız bir tarihte, bir zamanda, belki bugün de bir yerde bir savcının biri çıkıp bunu dile getirebilir. Onun için biz açtık, mutabakat var sözleri toplumda fiili bir durum yaratmaktan öteye geçmez. Bu da sürtüşmeleri arttırır. Bunu yapmayalım. Toplumu laik, anti-laik kamplara bölmeden bu sorunların aşılması lazım. Aşılması lazım derken çiğnemeyelim hukuku demek istiyorum. Aşılması gereken uyalım. Hepsi hukuka bu. Uyalım. Hukuka uyalım. İçtihatlara uyalım. İçtihatlar da hukukun, yürürlükteki hukukun ayrılmaz bir parçasıdır. Hele hele anayasanın 153. maddesindeki hüküm karşısında şahısları da bağlar. Demin demeç veren bakan yardımcısı Sayın Çelik de bu hükümleri şöyle bir gözden geçirirse belki o çok ağır sözcüklerle hepimizi pek akıllı olmadığımızı ifade eden cümlelerin de bir daha gözden geçirmesinde isabet var. Bu böyle ahmaklıkla suçlayarak, konuyu korkutarak adeta bu da bir şiddettir. Siz ne yapıyorsunuz? Karşınızdakini itibarsızlaştırarak, itibarsızlaştırmak da korkutmanın bir parçasıdır. Evet. Böyle çözülmez mi konu? Vallahi hocam ben çok korktum o lafları üzerine Hüseyin Çelik'e. Yani ne diyeyim? Biz hukuku söyleyelim. Parlamentoda bakın Osmanlı mebusanından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçişin bir anlamı vardır. Büyük Atatürk dağıtılan Osmanlı parlamentosundan sonra Ankara'ya gelmeleri için davet etti. Meclisin adı Mebusan Meclisi değildi. Mebusan demek, mebus demek gönderilen demektir. Evet. Ama dikkat edin, milletin vekili olarak topladı. Milletin vekili demek, millet demek geçmiş, bugün ve gelecek kuşakları kucaklayan bir kavramdır. Mustafa Kemal zaten milli mücadeleye giderken İstanbul hükümetiyle kavgaya girmedi. Evet. Hep hukuk zemininde gitti. Hedefi neydi dikkat edin? Nisab-ı Müzakere Kanunu'yla başlayan 21 Anayasası'yla devam eden saltanat ve hilafetin kurtarılmasıyla yola çıktı. Evet. Neredeki son saltanat kalktı? Evet, son cümle. Neredeki saltanat kalktı? Lozan Anlaşması'nın imzalanmasında mecburdu saltanatın kaldırılması. İki devlet temsil, iki varlık temsil edemezdi. Hı. Çünkü ikili bir anayasa düzenine son vermek gerekiyordu. Evet. Ve 1924 meclisi de, 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bir asli kurucu meclis hüviyetine bürünmüştü. Çünkü 21 Anayasası sert bir anayasa değildi. Bir alelade bir kanundu. Cumhuriyeti tavziyen, tadil eden kanunla cumhuriyet ilan edildi. Ve hep Mustafa Kemal hukuki zeminden ve meşruiyetten sapmadan yoluna devam edin. Siz de hükümete diyorsunuz ki hukuki zeminden sapmayın. Ya ben şöyle anladım arkadaşlar sevgili Erdoğan hocamızın sözlerini. Bir baba gibi küçük bir çocuğa bak evladım bu soba elini dokunursan yanarsın. Dokunma çocuğum diye nasihat etti. Doğruyu söyledi. Roma hukukunda vardır bu nasihat. Neden biliyor musunuz? İyi bir aile babası gibi olmalı yöneticiler derdi. Evet. Honus pater familias. Evet. Bunu söyledi. Ben de o milletvekili arkadaşlardan rica ediyorum. Arkadaşlar hukukun etrafından dolanarak ya da hukuku çiğneyerek bir yere varılmaz.
Gelin, yapmayın, etmeyin. Peki efendim, bugünlük bu kadar. Yarın sabah saat 8'de yine birlikteyiz. Yarın sabah saat 8'e kadar. Lütfen kendinize iyi bakın. Sadece yarın sabah saat 8'e kadar değil. Biz kazanacağız. Biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.